Kıymetli Hazirun, hocamıza teşekkür ediyorum. Benim tebliğ konum Kenan Gürsoy'un felsefe ve edebiyat tasavvuru. İzniniz olursa öncelikle bu çalışmanın yazım aşamasından kısaca bahsetmek istiyorum. Kenan Gürsoy hocam benim hocamın hocası, dolayısıyla büyük hocam. Ben Levent hocamla birlikte çalışırken, doktora tez konumu özellikle belirleme aşamasındayken, Kenan hocam bana şöyle bir özür diliyorum. Levent hocam bana şöyle bir uyarıda bulundu, bir öneride bulundu. Safiye Erol üzerine Türkiye'de hala bir doktora tezi yazılmadığını ifade etti. Bunun üzerine ben Safiye Erol üzerine çalışmalara yoğunlaştım. Danışman hocamın da büyük destek vermesiyle birlikte tez konumu Safiye Erol'un anlatıları üzerine oluşturduk. Bu anlatıları anlamlandırma aşamasındayken, özellikle bildiğiniz gibi Safiye Erol'un felsefi arka planı çok güçlüdür. Hatta bu nedenle uzun yıllar felsefeci olduğu düşüncesi yaygındı. Ancak kendisi bir filologtur. Çünkü doktora tezi de Arap şiirinde çiçek adları üzerinedir. Ancak felsefi arka planı bu kadar güçlü olan bir yazarın, özellikle de metafizik anlamlar üzerinde sıklıkla duran bir sanatkarı anlamlandırabilmede Kenan hocamın kitapları benim için bir başvuru kaynağı oldu. Bu okumalar sırasında bir edebiyat eleştirmeni adayı olarak özellikle de Kenan hocamın felsefe ve edebiyat ilişkisi üzerine söyledikleri daha fazla dikkatimi çekti ve özellikle bu alanları tezimi oluştururken sıklıkla not ettim. Fulya hocamın Kenan hocam üzerine bir armağan kitabının çıkacağı ve benim de bu armağan kitabında bir çalışmamın olabileceği müjdesini alınca hemen bu çalışmayı mümkün oldukça odaklanmaya ve oluşturmaya çabaladım. Özellikle izninizle bu tebliğime başlamadan önce bu çalışmanın oluşumunda teşvik ve desteklerini esirgemeyen kıymetli hocam doçent doktor Levent Bayraktar'a teşekkür etmek benim için bir borçtur. İzninizle tebliğime geçiyorum. Bir varoluş düşünürü ve medeniyet filozofu olan Kenan Gürsoy, kendi özgün felsefesini egzistansiyel bir temellendirme üzerine inşa etmiştir. Temel teması insan ve insana kendini buldurma arayışı üzerine kurulu olan bu felsefi bakış, insana dair her türlü meseleyi gündemine almaktadır. İnsanın yeryüzündeki bulunuş gayesi, varoluşunu gerçekleştirme kaygısı, insan ve toplumun reşit kılınma çabası, kendiliği oluşturma ideali bu felsefi anlayışın temel meseleleridir. Bu çalışmada Gürsoy'un felsefesini özgün kılan temel tasavvurlarından biri olan felsefe ve edebiyat ilişkisi üzerinde durulacaktır. Bu bakış açısı, özgünlüğünün yanı sıra disiplinler arası alana sağladığı geniş ufuklar itibariyle belli bir metot üzerinden incelenmeye gayret edilecektir. Gürsoy'un edebi felsefi form olarak adlandırdığı türün, edebi, felsefi ve tasavvufi metin incelemelerine sağladığı ufuklar başta olmak üzere, hangi ölçütler üzerinden bu alanın varlık kazanabileceği hususundaki görüşleri belirtilecektir. Bu bağlamda öncelikle felsefe-tasavvuf ilişkisi üzerinde durulacak, edebi-felsefi formun ne olduğu açıklandıktan sonra da felsefi, tasavvufi, etik ve estetik, yani edebi alanın mahiyeti incelenmeye çalışılacaktır. İlk başlığımız yolları birlemenin adı, felsefe ve tasavvuf üzerine. Gürsoy felsefesini özgün kılan temel meselelerden biri, Ali Osman hocamızın da az önce ifade ettiği üzere, felsefe ve tasavvufun yollarının birlenmesidir. Düşünce ufkumuzu en fazla yönlendirecek olan şeyin tasavvuf geleneğine bakmamız ve o geleneği çok iyi kavramamız olduğunu savunan Gürsoy'a göre, bizim ilk nazarda daha çok batıya dayalı olarak felsefe yapmamız bir tür yabancılaşmaya neden olmuştur. Tasavvufun oluşturabilecek olduğu atmosferin bize kendi problemlerimiz ve kendi çözüm yollarımız bakımından da işe yarayan bir şey getirecek olduğunun günümüzde artık anlaşılması gerekmektedir. Felsefenin yerlileşmesi,
yerli bayilik ve köksüzlükten kurtulma çabası ve çaresi üzerinde başta birleyerek oluşmak olmak üzere sıklıkla durulmakta. Bu amaçla felsefenin geleneği tevarüs etmesi, tasavvuf kaynağına yönelmesi bir imkan olarak gözler önüne serilmektedir. Gelenekten kopan felsefenin mazi ile irtibatlandırarak bir imtidat tesis edilmesini önemseyen Gürsa'ya göre tasavvuf yolda olmaktır. Buna çok yakın bir biçimde felsefe de yolda olmaktır. Bu nedenle yolları birlemek gerektiği önemsenerek alan taassubu eleştirisi üzerinden felsefenin farklı ekollerle iletişime geçmesi önerilmektedir. Felsefenin tasavvufi metinleri anlamada açacağı yeni yollar yanında, tasavvufun da felsefi metinleri değerlendirmede, yeni bakış açılarına imkan sağlamada yeri çok önemlidir. Özellikle felsefi akımlardan teist varoluşçuluk ile tasavvufun diyaloğu, yeni anlamların keşfedilmesi ve ifade edilmesine bir zemin oluşturabilir. Gürsoy, teist bir varoluşçu filozof olan Gabriel Marcel'i, egzistansiyellerin kullandığı dile hiç de yabancı kalmaksızın tasavvufun içinden anlamanın ya da Marcel'in tarzı ile tasavvufu yeniden okumanın insanlık idrakini zenginleştirebilecek bir imkan olduğu görüşündedir. Ona göre tasavvufun bize yüzyıllardır ifade ede geldiği bilgeliği bugün adına, bugünün problemleri açısından yeniden değerlendirebilmek mümkündür. Böylelikle tasavvuf ile felsefenin özellikle de varoluşçuluk üzerinden karşılaşması, anlıyoruz ki entelektüel ve manevi bir zenginlik vaadidir. Gürsoy'a göre egzistansiyel felsefede de tasavvuf düşüncesinde de önemli olan soyut anlamda bilmek değil, oluştur. Dolayısıyla da şunu anlıyoruz ki egzistansiyel felsefede de tasavvufta da bir eksikliği fark ediş söz konusudur. Peki fark nedir? Hocamız özellikle çağdaş batı egzistansiyellerinde, tabii Camus ve Sartre için özellikle ifade etmekte, bu fark edişten doğan sıkıntı yönelimi gerektiren, fakat yönelimin mutlak bir hedefinin bulunmadığı bir haldir. Camus ve Sartre seviyesinde bu yönelme istidadının kendi içine hapsolmasından dolayı ortaya bir tedirginlik, ruh çöküntüsü ya da gönül daralması çıktığı belirtilerek bunun tasavvufta bir aşk haline dönüştüğü söylenmektedir. Hasrette oluş, yönelişin muhatabının farkında olunduğu bir oluştur. Onun arzulanışı, onunla bütünlük aranışı, ona doğru olma bir mutluluk verir şeklinde ateist çizgide gelişen varoluşçuluk ile tasavvufi ekol arasındaki fark belirginleştirilmektedir. Dolayısıyla bir aşk ve hasret varlığı haline gelen insanın erdiği gönül genişliğini merkezine alan tasavvuf, ister istemez bunalım halindeki modern insanın çıkmazını anlama ve çözüm üretme çabasında olan felsefenin de uğraması gereken alanlardan biri olmaktadır. Tasavvufun felsefi ufkunun yanı sıra sanat ufkunun olması, edebiyat, felsefe ve tasavvufu birleyen bir alana kapı aralamaktadır. Düşünce geleneğimizin tasavvufi metinler üzerinden, tasavvufun da daha çok edebi metinler üzerinden kendini var kılması, tefekkür içinde keşfedilmesi gereken bir zenginlik alanını oluşturmaktadır. Dolayısıyla burada dilerseniz felsefe ve edebiyat ilişkisi üzerinde biraz daha durmakta fayda var. Bu başlığımızın adı felsefe ve edebiyatın izdivacı. Edebi felsefi form, izdivaç kavramı bana ait değil, hocamıza ait. Dolayısıyla bu ifadeden edebiyat ve felsefenin arasındaki iletişimin nasıl bir seviyede olması gerektiğini, nasıl kutlu bir birliktelikle olabileceğini anlamak mümkün oluyor. Gürsoy, felsefenin iletişim ve etkileşim içinde olacağı ana kaynaklardan biri olarak edebiyatı görmektedir. Türkiye'de tasavvuf kültürünün edebiyatla bütünleşmesi de bu birlikteliğin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu anlamda felsefe ve edebiyatın imkanlarını bünyesinde toplamış olan edebi felsefi form, hem edebiyat hem felsefe adına bir farkındalık yaratmaktadır. Başta roman olmak üzere hem edebiyat
Hem başta roman olmak üzere edebi türler felsefi bir sorunsalı, varoluşsal bir problemi, ahlaki gerilimi konu edinebilmektedir. Fakat bu tür eserlerin konu ediş biçimi felsefeden farklıdır ve felsefeye bu anlamda bir kapı aralayabilmektedir. Edebi olanın içinde felsefi olanın yer alması, bir taraftan felsefecilerin inceleme alanına girmesi gereken bir husus yaratırken, diğer yandan edebiyat eleştirmenlerinin de tahlil ve tenkit aşamasında felsefeye başvurması özel bir çalışma sahasını oluşturmaktadır. Edebi üslup ile felsefi derinliğin işlenebildiğini ve felsefecilerin bu alanı ihmal etmiş olabileceğini düşünen Gürsoy'a göre özellikle metafizik aşkınlığı anlamada edebiyatın önemi kuşkusuz çok büyüktür. Felsefe ve edebiyat ilişkisi üzerine mülakatta, Levent Bayraktar hocamızla yapılan mülakatta, edebi felsefi olarak tanımlanan alan için öyle bir edebiyat ki gerçekleştirilirken tefekkür oluyor, öyle bir tefekkür ki kendini ancak edebiyatla ifade edebiliyor denilerek bu alan üzerinde durulmuş ve ne edebilik uğruna felsefi olanın ihmali ne de felsefe adına edebi formun kendini inkarının olmaması konusunda belli uyarılar getirilmiştir. Bu felsefe ve edebiyatın bütünleşmesine, birleşmesine ve buradan bir metafizik anlama ulaşma durumu hali vuku bulmakta ve bu birleşmeyi hocamız felsefe metafor, yani felsefe edebiyat bütünleşmesi demektedir. Ve burada özellikle şuna dikkat çekilmekte, söz konusu durumda fikri ve hissi oluş belli oluş hallerinin fikri ve hissi bir dalgalanma şeklinde bırakılmaması gereği söz konusudur. Buna göre edebi esere öyle bir şey katılacak ki o şey olduğunda bütün bu olaylar bir derinliğe doğru, bir metafizik yükselişe doğru kendini yönlendirebilecekler. O noktanın getirdiği mana açısından bu edebiyat eserini tekrar değerlendirebilmek mümkün olacak. Peki bu durumda bir eseri metafizik bir anlama doğru yükselebilen bir edebiyat eserini tekrar değerlendirebilmede o şey nedir? Hocamıza göre felsefe tarihi içinde değerlendirilebilir olmak, felsefe sorusunu ele alıyormuş gibi düşünmek, ele aldığını fark etmek. Bir felsefe sorusunu felsefecileri tatmin edecek şekilde ortaya koymak. Kendisinden sonra çıkabilecek tefekkür sorularının var olduğunu hissettirmek. O eseri daha çok felsefi kılan şeylerdir. Kendi içine hapsedilip kalmışsa, felsefi bir heyecan veya arayışa hitap edip, buradaki soruları ona yakalatmıyorsa, kendisinden sonra çıkacak yeni muhtemel sorular üzerine de düşündürtmüyorsa, o zaman söz konusu alan itibariyle bir değeri yoktur. Hocamız, edebiyat ile felsefenin bütünleşip kendine has bir yapı oluşturabileceği yeni bir türden bahsederken bir takım icapları sıralar. Yani ve bunu maddeler halinde ifade eder. Buna göre öncelikle edebi eserle gerçekleştirilen iletişimin, iletişim olarak kendisi yazarın felsefesi açısından temel bir değer taşımalıdır. Bu birincisi. İkincisi, bu edebi eser sadece duygulandırma seviyesinde kalmayacak, sadece psikolojik tahlillerle yetinmeyecek. Kişiler ve olaylar bazında da olsa gizli bir varlık felsefesi, bir metafizik ortaya koyacaktır. Üçüncü olarak, bir edebi eser felsefi inceleme seviyesinde felsefe tarihinin problematik sürekliliği içerisine yerleştirilebilir olmalıdır. Dördüncü olarak, evet eserin kendisi edebi olduğuna göre elbette rasyonel bir zorlamayla inşa edilmeyecek. Ancak sonradan rasyonel bir hesaplaşmaya ya da rasyonel bir temellendirmeye imkan verir nitelikte olacaktır. Eğer bu gerekler yerine getirilebildiği takdirde hocamıza göre karşımıza ne sadece edebi ne de sadece felsefi olan bir tür çıkmakta, felsefe edebiyata indirgenmeksizin boyutları genişlemiş olmaktadır. Bu bakış açısı üzerinden hocamıza göre şiir bakımından Ahmet Hamdi Tanpınarları, Yahya Kemalleri, romancı olarak da Samiha Ayverdileri, Semiha Cemalleri de böyle bir alanın içerisine koymuş olursunuz ki bunların araştırılmasında büyük bir zenginlik çıkacaktır.
Ayrıca hocamız psikolojik olarak adlandırılmış türlerde de felsefeye çıkacak bir yolun üzerinde gördüğü bir araştırma türü olduğunu belirtmektedir. Özellikle ideal tiplerin araştırılmasında o çağın ruhunu, tinini anlamada ciddi bir imkan olabileceği üzerinde durmaktadır. Hızlı bir şekilde geçiyorum dakikalarımı iyi kullanabilmek adına. Aynı zamanda Gürsoy felsefesinde sadece edebi metinler değil, edebiyat tarihleri de felsefenin inceleme alanına girmektedir. Gürsoy, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi eserinin bir düşünce tarihi, bir medeniyet tarihi ve buhranımıza ayna tutan bir eser olarak tetkik edilmesi görüşündedir. Tanpınar'ın 19. yüzyıl edebiyatı bir medeniyet buhranı ile başlar deyişi çok yerinde bulunmakta ve özellikle Tanpınar denilince akla ilk gelen felsefe metodolojisi açısından da başat ögelerden biri olan, başat bir anlam taşıyan zihniyet kavramı olduğunu söyler. Zihniyetin de ideoloji değil, dünya görüşü değil, felsefe değil, fakat hepsini bütünleştiren bütüncül bir tutum olduğunu ifade eder. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ilham alarak ve zihniyet kelimesini de kullanarak 19. yüzyıl edebiyatı medeniyetle ilgili bir zihniyet buhranıdır diyen Gürsoy, Türk düşünce tarihi üzerine yaptırılacak felsefe tezlerinde bu konuların yer alması gerektiğini özellikle belirtmektedir. Buradan da şunu anlıyoruz ki felsefe ve edebiyat tarihi incelemelerinin birlikteliğinden doğacak ciddi bir alan, mümbit bir alan söz konusudur. Son başlığımız bu bölümdeki felsefi, tasavvufi, edebi alanın mahiyetidir. Bu bölümde ben bu üç alanın da evrenselliği üzerinden durarak bu üç alanı özellikle birbirine bağlayan temel özelliğin bu olduğu üzerinde durmaya çalıştım. Ama hemen hemen bitiriyorsun herhalde değil mi? 4 dakikam var, 3 dakika. Öyle mi? Hadi bakalım. Tasavvuf öğretilerinin başta ahlaki alanda olmak üzere evrensel yönü ve edebiyatın ve felsefenin evrensel taraflarının bu alanları birbirine bağlayan unsurlar olduğundan bahsediyorum. Bunların hepsini geçiyorum. Ahlak felsefesindeki bu bölümde iki başlığım var. Birincisi tasavvufi edebi bir metne egzistansiyel bir yaklaşım örneği. Burada hocamızın etik ve tasavvufta Mevlana'nın Mesnevisinin ilk beyitlerini esas alarak ki tasavvufi edebi bir metindir. Buradaki kısa bir egzistansiyel okuması var. Bunu örnek olarak verdim. Diğer başlığımda ahlak felsefesindeki gerilim alanı ve roman türündeki çatışma unsurları. Burada da özellikle hem ahlak felsefesinde yer alan, aynı zamanda roman türünde kişinin olanla olması gereken arasında yaşadığı o çatışma halinin iki alan içerisinde ciddi bir ortaklık, bir benzerlik olduğunu ve bu anlamda özellikle terminolojik anlamda yapılacak bir ayrımla örneğin metafizik bir romandaki çözümlemenin ahlak felsefesinin de tasavvuf felsefesinin de inceleme alana girebileceğini bahsettik. Gabriel Marcel'in Homo Viator, yolcu insan olarak adlandırdığı kişi ile tasavvuf literatürünün salik olarak adlandırdığı, psikanalitik literatür açısından baktığımızda Carl Gustav Jung'un kendilik arketipi dediği, o yolda olan, yolda olmaya çalışan insanın hali, arayış yolculuğu halindeki bireyin metafizik yolculuğu arasında kurulacak ilişkinin beraberinde derinlikli bir yorum zenginliğe getirebileceğinden bahsettik. Burada egzistansiyel tecrübe haliyle metafiziğe yükselme hali arasındaki farkı da belirttik. Kıymetli hazırın sonucuma geçiyorum. Son iki dakikam kaldı. Felsefe metafor bütünleşmesi adıyla edebi felsefi bir form üzerinden özgün bir alan ihdas edilmesi hem Türk hem de dünya edebiyatı için değerlidir. Bir edebi esere felsefece bakmanın felsefe ve edebiyat sahasına kazandıracağı yeni ufuklar cümlelerini nihai ve kesin bir son ile bitirmeyen iki alan içinde zenginleştirici olacaktır. Özellikle yeni Türk edebiyatı çalışmalarında edebi eserdeki felsefi arka planın araştırılmasında Gürsoy'un çalışmalarının temel bir referans noktası olacağı düşüncesindeyiz ki öyledir de. Ayrıca mesela Mevlana'nın Mesnevisinin ilk beyitlerinin anlamlandırılmasında kullanılan egzistansiyel bakış, edebiyat eserlerinin eski yeni olarak ayrılmadan bir bütünsellik çerçevesinde felsefi değerlendirmelere, egzistansiyel okumalara açık olduğunu göstermektedir.
Sadece felsefi ya da metafizik olarak adlandırılan romanların değil, psikolojik olarak isimlendirilen türlerin de felsefi açıdan incelendiğinde iki alana sağlayacağı yorum zenginliği Gürsoy felsefesinde üzerinde durulan hususlar arasındadır. Böylelikle tipler üzerinden yapılacak felsefi tahlillerle bir devrin tinine ve zihniyet dünyasına ulaşabilme imkanı doğabilecektir. Gürsoy felsefesinde edebi bir metnin felsefi anlamda sistematik ele alışlara konu edinilmesi söz konusudur. Bu anlamda felsefi değerlendirmelere tabi tutulacak metnin hangi özellikleri bünyesinde taşıması gerektiği ve bu özelliklerin nasıl bir metotla değerlendirileceği özgün bir biçimde ortaya konulmuştur. Şunu da belirtmeli ki Gürsoy etik bir kaygı ve bilinçle edebiyat ve felsefenin kendinde haysiyetinin ötekine çiğnetilmemesi gerektiği görüşündedir. Felsefeyi edebiyatla, sanatla, tasavvufla ilişki içerisinde betimlerken bunlardan herhangi birini diğerinin içerisinde eritmeden ilişkilendirme arayışındadır. Böylelikle disiplinler arası çalışmaların sağlayacağı evrensel ufuklara dikkat çekilmektedir. Felsefe ve tasavvuf arasında kurulan ilişkinin temel nedeni ise Türk tefekkür geleneğinin tasavvuf üzerinden devam etmiş olmasıdır. Ayrıca tasavvuf, ahlak, edep ve bir kemale doğru yürüyüş alanıdır ve bu kişisel yaşantı üzerinden gerçekleştiği için egzistansiyalizmle bir yakınlaşma söz konusudur. Ancak Gürsoy felsefesinde bu iki alanı anlamlandırmada birbirini araç olarak kullanma değil, insanın yaşantı halini anlamak açısından bunların vereceği imkanlardan faydalanma görüşü hakimdir. Felsefeyle bütünleşen bir tasavvuf anlayışına ihtiyaç duyulmakta, yolların birlenmesi gerekliliği ifade edilmektedir. Felsefi, tasavvufi, edebi olanın dikkatlere sunulması ise insan tecrübesinin evrenselleştirilebildiği bu üç alanın da tüm zamanlar için geçerli ve değerli olanı işlemesi dolayısıyladır. Gürsoy'un eserlerinde felsefe ve edebiyat ilişkisi araştırılmak suretiyle onun Türkçenin imkanlarını genişlettiği, yeni kavramlar ve problematikler teklif ettiği, düşünce hayatımızın zenginleşmesi için yeni yollar ihtas ettiği rahatlıkla söylenebilmektedir. Görülebilmektedir. Gürsoy'un edebi, felsefi alan olarak belirlediği formun nitelikleri disiplinler arası çalışmalara bir model ve yöntem oluşturmaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.